40 yaşında karısı vefat etmiş biriydi. Geride kalan 3 çocuğa bakmak zorundaydı. Büyük oğlu 10, ortancaları 8, küçük olansa 6 yaşındaydı. Adam çocuklarını en güzel şekilde yetiştirmek istiyordu. Onun için namazında, niyazında bir kadınla evlendi. Bu kadın duldu ve çocuğu yoktu. Adam kadından çocuklara iyi davranmasını ve vefat eden eşini elinden geldiği kadar aratmamasını istedi. Kadın iyi davranacağına dair ona söz verdi. Çocuklar kadını çok üzüyorlardı. Büyük olanı kadını sürekli azarlıyor, o yaşında dışarı atmakla tehdit ediyordu. Kadınsa ona gülümseyerek kibar davranıyordu. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin şu hadisini hatırlayarak çocukların eza ve cefalarına katlanıyordu. Merhametli olanlara Rahman olan Allah merhamet eder. Öyleyse siz yerde bulunanlara merhametli davranınız da gökteki de size merhamet etsin. Adamın seyahate çıktığı bir gün çocuklar kadını üzmek için bir plan yaptılar. Yemeden içmeden bir gün boyunca kendilerini bir odaya kapattılar. Sonra kapıyı açtılar. Bitkin görünüyorlardı. Kadın büyük olana en küçüklerinin nerede olduğunu sordu. Sonra hepsini bir araya getirip gerçek anneleriymiş gibi sıkıca onlara sarıldı, öptü. Adam seyahatten döndü. Kadın ona durumdan hiç bahsetmedi. Gerçek ödülün Allah katında olduğunu çok iyi biliyor, ayrıca çocukların babalarından azar işitmelerini istemiyordu. Bir gün büyük olan çocuk okuldan dönmüş, evin kapısını kırarcasına çalmıştı. Bu sinir bozan bir durumdu. Ama kadın sakinliğini koruyarak kapıyı açtı. Çocuk içeri geçti ve hızlıca kapıyı itti. Kapı kadının ayağına çarpmış, ayağı kanamaya başlamıştı. Sonra çocuk babasından korktuğu için onu hemen hastaneye götürdü. Kadına "Babam ararsa basit bir sıyrık nedeniyle hastanede olduğumuzu söylersiniz," dedi. Kadın 3 gün hastanede kaldı. 3 gün boyunca çocuklar evde bir kadının olmamasının oluşturacağı bütün zorlukları yaşadılar. Sonra kadın iyileşip eve döndü. Çocukların kas katı kalpleri biraz olsun yumuşamıştı. Kadın onlara sure ve hadis ezberi yaptırdı. Çocuklar kadının gerçekten iyi biri olduğunu ve kendilerine öz anneleri gibi davrandığını sonunda anladılar. Kadın da yıllardır arzuladığı çocuk sevgisine zor yolda Allah'ın rızasını kazanarak ulaşmış oldu. İleride güzel bir çocukları daha oldu. Kadın Allah'a bol bol şükretti. Kocasına verdiği ilk sözü tutmuştu. Çocuklara gösterilecek sevgi ve şefkatte ayrım yapmamak onun ikinci sözü oldu. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا.